Of, ne kadar güldüm. Ya bu kurbağa bir alem. Ne kadar saf ve korkak. O kadar korktu ki. Böyle saf birkaç kurbağa daha bulsam ben dünyayı yönetirim. Hem de hiç zahmet çekmeden karnımı doyururum. Ay, oh, gülmekten başıma bir şey gelecek. Amma da korktu be. Kesin bir daha gölün yanından bile geçmez bu saf hayvan. Uçmak. Ovaların, dağların ve özellikle de çiçeklerin üzerinden uçmak. İnsanların ve hayvanların üzerinden. Dünya yukarıdan ne kadar güzel görünüyor. Ama bu güzelliği gören kim? Biz kelebekler de olmasak bu güzelliklerin kıymetini bilen olmayacak. Uçsuz bucaksız yeşil ovalar. Ah, keşke Ahmet de uçabilse. Eminim o uçsaydı bu manzaraya bayılırdı. Hem Ahmet uçsa beraber de oynardık. Ben onunla oynamaya bayılıyorum. Canım ben ne diyorum? O bir çocuk. İnsanlar uçamaz ki. Allah her varlığa ayrı bir meziyet vermiş. Mesela insanlar. İnsanlar çok uzun yaşıyor. Ama bizim ömrümüz sadece birkaç ay. Allah'ın takdiri böyle. Allah'ın bize verdiği görevi bu birkaç ay içinde yapıp ayrılıyoruz dünyadan. Aa, bu kurbağa değil mi? Ne işi var onun buralarda? Kurbağanın gölde olması gerekmez miydi? Ne yapmalıyım? Bir çare bulmam lazım. Aa, ne oluyor? Ağlıyor mu bu? Hey kurbağa! Kurbağa kardeş ne oldu? Ağlıyor musun? Hayır, bırak beni. Ben ağlamıyorum. Ne oldu o zaman? Bu halin ne? Beni yalnız bırakır mısın? Bir şey yok. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Ben sadece yardımcı olmak istemiştim. Sağ ol. Yardıma ihtiyacım yok. Neyse, bir şey istersen... Hayır, istemiyorum. Peki sen bilirsin kardeş. Kusura kalma. Rahatsız ettim. Allah Allah. Ne olmuş buna? Neyse, belki bir derdi vardır. O nedenle bana böyle davranmış olabilir. Anlayışlı olmak lazım. Alçak timsah. Beni de yiyecekti az daha. Yiyeceklerimi aldı ama neyse ki canımı kurtardım. Ama bunun intikamını alacağım. Ben ne yapacağım şimdi? Gölümden de oldu. Ben susuz yaşayamam ki. Ne olmuş bu timsah? Bir kimse ne kadar sevinçli olursa olsun böyle kahkahalarla gülmemeli. Gülmenin de bir adabı, bir ölçüsü var canım.
Bugün herkes tuhaf. Biri ağlıyor, diğeri kahkahalarla gülüyor. Selam timsah kardeş. Sana da selam. Ne bu halin, hayırdır? Hiç. Biraz güldüm de. İyi ama böyle kahkahalarla gülmen doğru değil. Biliyorum ama ne yapayım? 40 yılın başında biraz güldük işte. Hem anlatsam sen de gülersin. Ne oldu ki? Şey canım, bizim kurbağa. Kurbağa var ya bizim, hani. Of, aman anlatamayacağım. Kurbağayı yolda gördüm. Nedir bu kadar komik olan? Anlatmayacaksan ben gideceğim. Kusura bakma. Hadi ama böyle yapacaksan giderim bak. Dur, tamam tamam, dur gitme. Bunu anlatmam lazım. Bak şimdi, kurbağaya bir şaka yaptım. Korkudan ölüyordu. Nasıl bir şaka? Birazcık korkuttum. Ne? İyi ama bunu nasıl yaparsın? Canım az bir şey. Hem şakaydı. Bu yaptığın hiç hoş değil. Yolda karşılaştım, ağlıyordu. Kesin numara yapıyordu. Kendini acındırıyordur aklı sıra. Hayır, gerçekten durumu çok kötüydü. Benimle bile konuşmak istemedi. Ben bir şey yapmadım ki. Sadece şaka. Birazcık eğleneyim dedim. İyi ama kurbağa öyle anlamamış herhalde. Ona zarar vereceğini zannetmiştir. Bırakalım öyle zannetsin o zaman. Hem o kurbağayı pek de sevmem aslında. Birazcık da ceza olsun ona. Ama o senden zayıf ve güçsüz. Hem de çok küçük. Kendi küçük ama dili kocaman. Ben de biraz cezalandırdım. Azıcık korkuttum. Yiyeceklerini bırakıp kaçtı. Ne? Yiyeceklerini de mi aldın yani? Canım çalmadık ya. Hem nereden onun oluyormuş yiyecekler? Allah'ın verdiği nimetler. Babasının malı değil ya. İyi ama o yiyecekler onun rızkıydı. Ben alınca benim rızkım oldu. Ama bu haksızlık. Hayır, denge. Ben ondan güçlüyüm. Yiyecek de önce benim hakkım. Madem yiyecek onun hakkıydı, bırakıp kaçmasaydı o zaman. Bence yanlış düşünüyorsun. Hem kurbağayla da helalleşmen lazım. Niye helalleşeceğim ki? Biraz korksun benden. Gerçekleri anlatırım, olur biter. Helalleşmek de nereden çıktı? Bak, hata yapıyorsun. Sonra pişman olacaksın. Allah sana güç kuvvet vermiş. Ama bunu kötüye kullanamazsın, değil mi? Kimseye zulmetmemelisin. Başkalarına davranırken Allah'ın koyduğu ölçülere göre hareket etmelisin. Bencil olmamalısın. Aksine yardımsever olmalısın. Bana akıl verme. Ben bunları biliyorum. İyi ama benim sana bunları hatırlatmam gerekiyor. Çünkü biz kardeşiz. Kardeş kardeşe tavsiye verir. Kusurlarını anlatır. Madem kardeşiz, niye kurbağayı savunuyorsun? Gerçek dost, dostuna hatalarını söyleyen ve dostunun kusurlarını düzeltmesini sağlayan kimsedir. En kötü arkadaşsa dostlarının kusurlarını dostlarına söylemeyen ve dostunun hata yapmasına müsaade eden kimsedir. Ben hata yapmıyorum. Sadece yaramaz bir kurbağayı cezalandırdım. Kurbağanın sana ne zararı oldu ki? Ne zararı mı? Onun varlığı bile zarar. Ben onu sevmiyorum. Ama onu da yaradan Allah, seni de. Ama o bir kurbağa ve kurbağalar hiç sevimli değildir. Ama Allah onu kurbağa olarak yaratmış. Olsun. Yine de o bunu hak ediyor. Sen ormanın en güçlü hayvanlarındansın. Hayvanlar arasında adaleti sağlaman gerekirken onlara zulmediyorsun. Bunun hesabını Allah sana soracak. Çünkü kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Allah herkesin hakkını herkesten alır. Dünyada olmasa ahirette alır. Zalim muhakkak cezasını çeker. Hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Bak, seni severim kelebek kardeş. Ama bana böyle hakaret etmeye devam edersen bu iyi düşüncelerim değişebilir. Ben sana hakaret etmiyorum. Sadece yaptıklarının hatalı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bak. Hala bana hakaret ediyorsun. Anlaşıldı. Sana bir şey anlatmayacağım. Ama şunu hiç unutma. Ahmet'ten duymuştum. Peygamber Efendimiz mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duasıyla Allah arasında herhangi bir engel yoktur. Allah hemen onun duasını kabul eder buyurmuştur. Sen de kurbağayla barış bir an önce. Yoksa başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum timsah kardeş. Bana bir şey olmaz, merak etme. Sen kendine dikkat et. Böyle herkesin işine karışırsan başına çok şey gelebilir. Herkes de benim gibi merhametli olmaz ha. İnşallah. Hadi hayırlısı.
Ne güzel bir gün böyle kırlarda koşmak. Şu gelen geyik değil mi? Dur şunu da bir korkutayım. Çok zevkli olacak. Hem bir daha buralara gelmez korkarsan. Artık kimse buralara gelemez. Kurbağa yok, geyik yok. Diğer hayvanlar da benim yaptıklarımı duyunca korkuya kapılırlar. Gölde, çayırda bana kalır. Buralar hep benim olur. Evet. 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 Ormanın kralı timsah. Tam bana layık bir şan. Artık buraların efendisi ben olacağım. Yaklaş. Taşak. Gel bana. Gel bana. Gel gel gel. Gel de biraz eğlenelim ha. İmdat! İmdat! Yardım edin! Kaçın! Ne yapmalıyım? Bir çare bulmam lazım. Yoksa bu timsahın yüzünden buralarda susuzluktan öleceğim. Timsaha da bir ders vermek lazım. Bu gelen ayı kardeş değil mi? Galiba ne yapacağımı buldum. Dur biraz daha yaklaşsın. Bal alırım ben kovanlardan ama arılar ah beni sokmasa. Ah maşallah keyfin yerinde. Selamlar kurbağa kardeş. Sana da selam. Nereye böyle neşeli neşeli? Eve doğru gidiyorum. Hayırdır biraz canın sıkkın galiba. Yok önemli bir şey. Biraz keyfim yok o kadar. Ne oldu yahu? Biraz değil epey keyifsizsin. Anlatsana. Ben mahvoldum ayı kardeş. Neden ne oldu ki? Timsah var ya. Beni yemeye kalktı. Canımı zor kurtardım. Vay yaramaz timsah vay. Daha kötüsü gölüme el koydu. Ben susuz ne yaparım? Gidecek yerim de yok başka. Dur üzülme hallederiz. Nasıl? Timsah çok güçlü ve tehlikeli. Ben onunla güzellikle konuşur anlaşırım. Pek anlaşılacak gibi değil. Timsahın kendi bilir. Güzellikle anlamazsa ben de başka türlü anlatırım. Ama timsah çok tehlikeli. O daha tehlike görmemiş. Ben onu bir tuttum mu kuyruğundan ağaca asarım. Ya da üzerine kocaman bir taş koyarım. Bir daha da kalkamaz yerinde. Timsah bir yaramazlık yapmış herhalde. Tehlikeyi. Baksana zavallı kurbağa nasıl da üzgün. Ama yine de ayının yapacaklarını timsaha haber vermeliyim. Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. En iyisi timsaha saklanmasını söylemek. Sonra da Ahmet'e haber veririm. O bir yolunu bulup meseleyi halleder. Bana yardım eder misin ki? Tabii ederim. Sonuçta sen haklısın ve mazlumsun. Zayıfa yardım etmek ve zalimden intikam almak bizim vazifemizdir. Senin de başın derde girmesin. Önemli değil. Asıl önemli olan senin hakkının sana iade edilmesi. İmdat! İmdat! Yardım edin! Hey geyik kardeş, ne oldu nereye böyle acele acele? Kaçın, timsah delirdi. Seni de mi yemeye kalktı? Evet, az daha yem oluyordum o kötü timsaha. Hani biz dosttuk? Demek ki bir geyik bir timsaha asla güvenmemeli. O çok kötü bir arkadaş. Üzülme geyik kardeş, kurbağaya da aynısını yapmış. Zalim timsah. Ona dur demek lazım. Yoksa bu işin sonu gelmeyecek. Ben gidiyorum. Nereye? O timsaha adam nasıl korkutulurmuş göstermeye. Onun derisinden kendime yatak yapacağım. Kışın da üzerinde uyurum. Oh. Aman kendine dikkat et ayı kardeş. O timsah tam bir deli. Gözü dönmüş. Bölgeme de kimse gelmesin diyor. Ne bölgesi? Ne zamandan beri bu orman bir timsahın olmuş? O gitsin suda oynasın. Aman beni unutmayın. Ben de suda yaşıyorum. Suyu timsaha verirseniz ben ne yapacağım? Kocaman göl ikinize yeter de artar bile. Aslında benim kötü bir niyetim yoktu.
Sadece şaka yapıyorum. O zaman niye buralar benim bölgem diye diğer hayvanları korkutup kaçırıyorsun? Şeytana uyduk işte. Başlangıçta sadece kurbağayı korkutup biraz eğlenecek, hem de o zevzek kurbağadan intikam alacaktım ama sonra işler benim kontrolümden çıktı. İrademi kaybettim. Sonra da baktın herkes senden korkuyor. Bari bütün hayvanları korkutup kaçırayım. Buralarda bana kalsın dedin. Evet. Aynen öyle oldu. Şeytan bana yaptıklarımı güzel gösterdi. Ve beni daha fazlasını yapmam için kışkırttı. Ben de yaptıklarımın farkına varamadım. Ve işler bu hale geldi. Pişman mısın? Evet, hem de çok. Artık hiç dostum yok. Konuşacak, dertleşecek arkadaşım da yok. Hem zavallı kurbağa ve geyiğe yaptıklarımı düşününce vicdan azabı duyuyorum. Bir sorunumuz var. Nasıl bir sorun? Ayı buraya geliyor. Birazdan burada olur. Niçin? Kurbağa ve geyiğe yaptıklarının intikamını almak için. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Saklanacaksın. Ne yani? Bir timsah bir ayıdan korktuk kaçtı mı dedirteceğim? Olaylar zaten karmaşık. Bir de siz kavga etmeyin. En iyisi saklanmayın. Bak, bir hata yaptığımı ve pişman olduğumu anlatırım ayıya. Anlayacağını zannetmiyorum. Senin korkudan böyle konuştuğunu ve yalan söylediğini düşünecek. Sana inanacağını hiç sanmıyorum. O timsahın derisinden kendime güzel bir çanta yapacağım. Başkalarına zulmetmek, zayıfları ezmek ne demekmiş göstereceğim o sürüngene. Eyvah! Geldi! Ne olacak şimdi? Sen hemen saklan. Ben birazdan gelirim. Dur gitme. Beni ayıyla yalnız bırakma. Sen saklan. Ben Ahmet'e haber verip geleceğim. Dur çabuk gel. Ne olur bak bu ayı beni pirzola falan yapacak herhalde. Niyeti fena bozmuş. Düşünsene derimi yüzdürü. Tamam. Onu başkalarına zulmederken düşünseydin. Hey timsah ben geldim. Beni de korkutur musun? Hey beni duymuyor musun? Demek saklandın. Akıllıca bir davranış. Ama saklanman yetmez. Önünde sonunda seni bulacağım. O koca kuyruğunla fazla uzaklara gidemezsin. Korkmana gerek yok. Sana fazla bir şey yapmayacağım. Eğer şimdi delikanlı gibi ortaya çıkarsan sana pek bir şey yapmam. Sadece bir daha kimseye zarar verme diye üstüne kocaman bir taş koyacağım o kadar. Hey beni duymuyor musun? Sürüngen şey, seni elbet bulacağım. Biz geldik. Ahmet bana azıcık müsaade et. Çok değil. Şu timsaha birazcık hırpalayayım. Yoksa bu gece uyku tutmaz beni. Biz sizi barıştırmak ve olayı halletmek için burada toplandık. Mesele kapanmıştır. Artık kavga mavga yok. Zaten zorbalığın ne gibi felaketlere yol açtığını timsahın başına gelenlerden gördük. Aynı şeylerin senin de başına gelmesini istemeyiz. Timsah nerede kaldı? Çağırmadınız mı? Çağırdık. Şimdi gelir. Bakın işte geliyor. Gel bakalım timsah kardeş. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasıl olalım? Yaptığın hatayı anladın mı? Çoktan pişman oldum bile. Bir daha kimsenin hakkına göz dikmeyeceğim. Yalan söylüyor. İzin ver bana Ahmet. Ben bunu bir güzel benzeteyim. Vallahi pişman oldum yaptıklarıma. Hem dostlarımı kaybettim hem de suçlu durumuna düştüm. Hatamı anladım. Önemli olan hata yapmak değil, yaptığı hatada ısrar etmemek ve hatasını anlayıp pişman olmaktı. Olan oldu bir kere. Bak ayı kardeş. Timsah pişman olmuş. Artık üzerine gitme timsahın. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Madem pişman oldum diyor, inanmaktan başka çaremiz yok.
Başkalarına zulmetmek ne kadar kötüymüş anladınız mı? İşte bunun için hadis-i şerifte bir müminin diğer mümine malı, canı, namusu ve şerefi haramdır buyurulmuştur. Başkalarına zulmetmek ne demek? Ben pek anlayamadım. Hadis-i şerifle kastedilen nedir? Bunu maddeler halinde sıralarsak ezberlemiş oluruz değil mi? Evet Ahmet, sen anlat biz de tekrar edelim. Müslümanın Müslümana malı haramdır derken kastettiğimiz şeyler şunlardır. 1- Hırsızlık yapmayacağız. 2- Alışveriş yaparken kimseyi aldatmayacağız. 3- Başkalarının malına göz dikmeyeceğiz. Kimsenin malını kıskanmayacağız. 4- Kimsenin hakkını gasp etmeyeceğiz ve zorla kimseden bir şey almayacağız. Peki canı haramdır derken neyi kastediyoruz? 1- Haksız yere birini öldürmek haramdır. 2- Güçlünün zayıfı ezmesi yasaktır. 3- Kimseyi incitmemeli ve kimseyle haksız yere kavga etmemeliyiz. Bunu da anladık değil mi arkadaşlar? Evet. Geriye bir tek insanın namus ve şerefine karşı yapılması haram olanlar kalıyor. Aklımda kaldığı kadarıyla onları da anlatayım size. 1- Kimsenin gıybetini etmeyeceğiz. 2- Kimseyle alay etmeyeceğiz. 3- Başkalarını küçük görmek haramdır. 4- Başkalarına karşı kibirlenmeyi ve insanlara hava atmayı da Allah yasaklamıştır. 5- Birine küfür ve hakaret etmek de haramdır. Hepsini ezberledim bile. Bir daha aklımdan çıkarmayacağım. Yukarıda saydığımız şeylerin hepsine kısaca kul hakkı diyoruz. Kul hakkı ne demek Ahmet? Yukarıda bir kimseye karşı neler yapmayacağımızı saymadık mı? Evet saydık. İşte yukarıda saydığımız günahlardan birini işlersek kul hakkına girmiş oluyoruz. Örneğin birine hakaret etmek kul hakkıdır. Evet anladım. Birinin malına, canına, namus ve şerefine karşı işlediğimiz tüm suçlar kul hakkıdır. Ve kul hakkı çok büyük günahtır. Evet, hem de çok büyük bir günah. Çünkü Allah kul hakkını affetmez. Nasıl? Biz bir günah işleyip de pişman olunca ne yapıyoruz? Tövbe ediyoruz. Aferin kartopu. Evet, işlediğimiz bir günahtan dolayı pişman olursak tövbe ediyoruz. Allah da tövbemizi kabul ediyor değil mi? Evet, Allah kendisine şirk koşulması hariç tüm günahları dilerse affeder. Şirk ne demek? Allah'ın bir olduğuna inanmamak, Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından bir şey dilemek, rızkı ve şifayı Allah'tan başkasından beklemek. Bunların hepsine şirk diyoruz. Allah şirki affetmeyeceğini buyurmuştur. Peki Allah kul hakkını niye affetmiyor? Bütün günahlar Allah'a karşı işlenmiş suçlardır. Ama kul hakkı hem Allah'a hem de bir başka varlığa karşı işlenmiş suçtur. Hakkı olan kimse hakkını helal etmediği sürece Allah da kul hakkını affetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde herkesin hakkı herkesten alınacaktır. Hatta boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını isteyecektir buyurarak dünyada helal edilmeyen hakkın mutlaka ahirette alınacağını buyurmuştur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize kimsenin hakkına girmememizi, eğer birinin bizim üzerimizde bir hakkı varsa mutlaka o kimseyle dünyada helalleşmemiz gerektiğini emrediyor. Ha, yani şimdi ben kurbağa ve geyin hakkına girdim. Onlar bana haklarını helal etmedikleri sürece ben ne kadar tövbe etsem de Allah beni affetmeyecek, öyle mi? Evet Timsah kardeş. O zaman haklarını bana helal etsinler. Gölü benimle paylaşırsan hakkımı helal ederim sana. Bir daha kimseyi korkutmayacağına ve kimseye zarar vermeyeceğine söz verirsen ben de sana hakkımı helal ederim. Siz yeter ki haklarınızı helal edin. Ben dediklerinizi kabul ediyorum. Neyse konuyu dağıtmayalım. Kul hakkına girmenin haram olduğunu anlatıyordum. Bir hikaye anlatayım size. Ondan sonra ben gideceğim. Annem eve erken dönmemi istedi. Tamam mı? Benim başıma gelenlerden de güzel bir hikaye olur. Ama sen yine de anlat. Ben hikaye dinlemeyi çok seviyorum. Keşke Ahmet her gün hikaye anlatsa. Ayrıca hikayeler aklımızda iyi kalıyor. Böylece Ahmet'in bize anlattığı ahlak kurallarını unutmuyoruz. Ahmet'in ve babasının anlattıklarını daha iyi anlamış oluyoruz. Hikayeye başlayalım. Hazreti Ömer ve Hazreti Amr bin As radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce ticaretle uğraşıyorlardı.
Hazreti Ömer ve Hazreti Amr bin As'ı tanıyoruz değil mi? Hazreti Ömer 4 halifeden ikincisi. Ama Amr bin As'ı tanımıyorum. Amr bin As da Hazreti Ömer'in akrabalarındandır. Doğru. Hazreti Ömer ve Hazreti Amr bir defasında ticaret için büyük bir kervanla İran'a gittiler. Sıralarda İran kralı Nuşirevan adında adalet ve iyilikle meşhur biriydi. Nuşirevan'ın kötü huylu bir oğlu vardı. İşte Nuşirevan'ın bu oğlu Hazreti Ömer ve Amr bin As'ın kervanına el koydu. Hazreti Ömer ve Amr dillerini bilmedikleri bir memleketteydiler ve kimseyi tanımıyorlardı. Çaresizlik içinde dolaşırken akıllarına kralın yanına gitmek geldi. Hazreti Ömer ve Hazreti Amr son çare olarak kralın yanına gittiler. Kral da onların dilini bilmiyordu. Zira İran'da Farsça konuşulurdu. Zaten bugün de Farsça konuşuluyor. Hazreti Ömer ve Hazreti Amr ise Araptılar ve Arapça konuşuyorlardı. O nedenle İran kralı bir tercüman çağrılmasını emretti. Gelen tercüman Hazreti Ömer ile Hazreti Amr'ın mallarını gasp eden Nuşirevan'ın kötü oğlunun adamıydı. Hazreti Amr krala, "Biz ticaret için şehrinize geldik ama birisi mallarımızı elimizden aldı. Sorduk, sizin oğlunuz olduğunu söylediler. Biz sizin adil biri olduğunuzu duymuştuk. Onun için size geldik." diye derdini anlatmaya başladı. Ama kralın oğlunun adamı olan tercüman Hazreti Amr'ın anlattıklarını doğru olarak tercüme etmez ve krala, "Efendim, bunlar şehrimize gelen iki yabancı. Yolda develerini kaybetmişler. Size sığınmışlar. Bu iki yabancıya memleketlerine dönebilmeleri için lazım olan şeyleri verin. At, deve, yiyecek. Ne lazımsa tedarik edin." Adamlardan biri bir kese altın getirir. Hazreti Amr'a verir. Hazreti Amr kurnaz ve siyaset bilen biridir. Yanlış giden bir şeyler olduğunu anlar. Duruma itiraz eder. Ve gasp edilen mallarının bundan fazla olduğunu söyler. Kral tercümana Hazreti Amr'ın ne dediğini sorar. Tercüman da, "Size teşekkür ediyor efendim." Kral gün görmüş bir adamdır. Hazreti Ömer ve Hazreti Amr'ın hareketlerinden şüphelenir. Tercümanın bir şeyler çevirdiğini anlar. "Bana hemen Arapça bilen iki adam bulun." diye muhafızlara emir verir. Ve Arapça bilen iki tane tercüman getirilir. Kral, "Şu iki Arap'ın ne dediğini dinleyin." Hazreti Ömer'le Hazreti Amr'dan olayı yeniden anlatmalarını ister. Olayı yeniden anlatırlar. Kral tercümanlardan birine çıkmasını emreder. "Sen çık. Önce arkadaşın bana Arapların ne dediklerini söyleyecek. Sonra da sen gelip bana Arapların söylediklerini tercüme edeceksin. Eğer ikinizin tercümesi arasında bir tek kelime fark görürsem ikinizin de boynunu vururum." Kral iki tercümana birbirinden habersiz tercüme yaptırmış ki kimin yalan söylediği ortaya çıksın. Sonradan gelen tercümanlar krala hakikati anlatmışlar. "Efendim, oğlunuz bu iki Arap'ın mallarını ellerinden almış. Mallarının kendisine iade edilmesini istiyorlar." Kral hakikati öğrendikten sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Amr'ın çağrılmasını istemiş. Hazreti Ömer ve Hazreti Amr gelmişler. Kral onlardan özür dilemiş. "Kusura bakmayın yabancılar.
Oğlumun yaptıklarından haberim yoktu. Hakkınız size fazlasıyla iade edilecektir. Yarın şehrimizden ayrılırken biriniz ön kapıdan, diğeriniz de şehrin diğer kapısından çıksın. Bu da benim sizden ricamdır. Malları iade edilen Hazreti Ömer ve Hazreti Amr hazırlanırlar. Ertesi sabah kralın dediği gibi biri şehrin ön kapısından, diğeri de arka kapısından çıkar. Manzara şaşırtıcıdır. Ne olmuş ki? Yoksa Hazreti Ömer ve Hazreti Amr'a bir şey mi yapmışlar? Hayır. Kapılardan birinde tercümanın cesedi asılıymış. Diğerinde de kralın oğlunun. Kral halka ve zayıflara zulmeden oğlunu idam ettirmiş. Böylece zalim cezasını bulmuş. İşte zalimlerin sonu hep böyledir. Daha dünyada belalarını bulurlar. Ah, ben de cezamı çektim. Az daha ayı kardeş benim kemiklerimi kıracaktı. Demek ki bir kimse bir başkasına haksızlık ederse Allah o zalime başka bir kulun vasıtasıyla ceza verir. Evet, sen başkasına zulmettin. Kurbağayı korkutup hakkını elinden aldın. Allah da senin üstüne ayı kardeşi yolladı. O da seni korkutup kaçırdı. Senin başına da kurbağa yaptığının aynı geldi. İşte kul hakkının sonu budur. Peki ayının bana yaptıkları ne olacak? O da cezasını çekecek mi? O kadar da değil. Ayının sana yaptıklarını sen kurbağaya yaptığına sayacaksın. Bence bu timsah rahat durmaz. Ayıya çok iş düşüyor. Yok yok, ben böyle iyiyim. Emin olun ben bundan sonra çok rahat dururum. Rahat durmasan da önemli değil. Sen sıkma canını. Hallederiz.